Hocam şeyde demiştiniz, kalecilerimiz, hani herkes kaleci rotasyon zenginliğinden kim oynayacağınızı sürekli soruyor zaten ama stoperlerimizin çoğu Avrupa'da oynuyor. Kalecilerimiz ise, hani bu kadar iyi diyoruz ama hiç Avrupa'da oynayan kalecimiz yok. Sizce bu bir eksiklik mi, gitmeliler mi? Bu sene gönderecekler herhalde, öyle görünüyor yani. Öyle olsun diye. Ben de dedim kalecilere yani. Hepiniz iyi dönüyor ama daha henüz Avrupa'ya gidip, ama bu bizim ligimiz de önemli. Takımlar kaleci farklı bir konumda. Hem şey kıyafeti farklı, hem oyun formatı farklı. Onun için oradan pek vazgeçemiyor takımlar, aslında doğru. Yani şimdi Galatasaray takımında Mustara varken bir kaleci alır mı Mustara? Almaz. Sizde de oturmuşsa bırakmamanız gerek. Bunun ekonomik sebeplerle gitmesi lazım. Kulüpler ekonomik sebeple satıyorlar oyuncularını. Kaleci de satacak. Alternatif hazırlamazsanız, kaleciyi bırakırsanız dengeler bozulabilir. O yüzden işte duyuyoruz Trabzonspor belki Uğurcan'ı satacak. Belki Uğurcan'ın gidişiyle belki patır patır 3-4 tane birden gidecek. Bilmiyoruz yani. Şimdi giden her oyuncu sadece kendini göstermiyor. Kendi başarısını yapmıyor. Gelecek olan oyuncuların da önüne açıyor. Güven duygusu. Yani buradan kaleci çıkar. İşte İspanya'dan almıyorsunuz. Başka bir ülkeden alıyorsunuz kaleci diyelim. İtalya müsait diyelim buna. Orada kaleciler iyi denip alınıyor bazen. İşte aslında Brezilya'da iyi kaleciler var ama genelde şöyle bir algı vardı. Brezilya'da kaleci çıkmaz. Halbuki çıkar. Ama öyle bir yayılır ki o devam eder. Onun için inşallah yani bunun da önünü açılır. Ben her mevkide oyuncunun gitmesini istiyorum. Ya daha doğrusu her oyuncumuzun Avrupa'da gidip oynamasını, ülkeye döviz kazandırmasını hem de tanıtımına katkı yapmasını isterim. Sayısında çok olmasını isterim. Ama bu sene sanki olacak gibi görünüyor. Dediğinize katılıyorum. Biz yurt dışından hep kaleci alan, santrafor alan bir ülkeyiz. Genelde kritik mevkide olduğu için bazen defansa, yani takımın iskeleti dersek işte kaleci, stoper, orta saha, forveti hep böyle hazır almaya çalışıyoruz. Şimdi artık Burak'ın gidişiyle, ki daha önce de Cenk gitmişti ama Cenk oynamadı. Burak bir çıkış yaptı. İnşallah bunların sayısı çoğalır. Aynı şekilde diğer mevkiler içinde kaleci de olursa çoğalacaktır. Ama gidecek ilk kaleci buna örnek olacaktır. Onun gidişi ve başarısı önemli. Bu konuda Rüştü mesela Barcelona'ya gitti ama geri döndüğü için olumsuzluk oldu. Kalecilik ayrı bir mevki. Yani yalnız adamdır. Yalnızlığını da o takım içinde hissetmeden takımın yükünü taşıması gerekiyor. Yani her ne kadar savunma görünse de bile hücumu ilk baş atan oyuncu odur. O yüzden konumu çok önemlidir. Dışarıdan bakıldığı gibi yani içini dışını iyi bilmek lazım. Bilmeden konuşmak doğru değil. İnşallah başarılı olacak kalecilerimiz bu senede itibaren giderler. Ama milli takım için şu anda elimizde 4 tane kaleci var. Bunun dışında işte Berke var, Ersin var Ümit takımında. Yine işte Doğan var, işte İrfan Can var. Bir sürü kaleci aklıma sayıp da şimdi bazılarını sayamayabilirim, aklıma gelmeyebilir. O yüzden diyorum ki böyle sayısal var ama bazen öyle sıkıntı oluyor ki. Mesela Mert oynamadı bir dönem veya takımla beraber düşüş yaşadı Başakşehir'de. İşte Altay'ın elinde bir sakatlık oldu. O zaman birdenbire kaleci de eksik alabiliyor ama... Mesela bizde stoperde de aynı şey oldu. Çok stoperimiz var dedik. Rusya maçında bir taneye kaldık. Sırbistan maçında orta saha stoper attık. Ona da hazır olmak lazım. Hep yani 1, 2, 3, 4 dememek lazım. Daha çok sayıda oyuncu üretmemiz gerekiyor. Kaleci de bunlardan bir tanesi. Kaleci ayrı bir yarama. Kalecilerden bir şey. Mert Günok milli takım birinci kalecisi bir dönem uzun süre. Sonra Başakşehir'e forma giyemedi. Volkan'a kaleyi bıraktı. Bu sizi şaşırtmış mıydı? Ya futbol böyle göreceli bir kavram ve zaman zaman dalgalanma geçiren bir iştir. Yani takım içinde, oyuncu içinde sürekli başarı, sürekli başarısızlık oluyor. İyi bir oyuncu düştüğü zaman kalkabilen oyuncudur. Yani hiç düşmeyen değildir. Mutlaka düşecektir, düşüşler gösterecektir. Sürekli iyi giden hiçbir oyuncu değil, başarılı insan yoktur. Yani sürekli başarılı diye bir şey yoktur. Zaman zaman takılmalarda ayakta kalabilen ve bunu tekrar başarıya götürenler değerlidir. Ben şimdi toparladığını düşünüyorum. Son iki maçta zaten oynadı Mert. Şimdi de bize de baktığınızda moralli ve iyi görünüyor antrenmanlarda. Herhangi bir fiziksel sorunu yok. Moral olarak da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir'in şampiyonluktan sonra bu dalgalanmaya geçirmesi hem Başakşehir kulübünü hem oyuncularını etkilemiştir. Hepsinin performansı düşüş yapmıştır. Bu düşüş olduğu için mi takım bu hale oyuncuları? Yoksa takımın genel düşüşünde oyuncular etkilendi. Hepsi de doğrudur. Mert'in de hem insan ve oyuncu karakteri güçlü olduğunu düşünüyorum.
Şimdi de toparladığını düşünüyorum. Zaman zaman oynamadı. Oradaki Volkan da milli takım kalecisi yani daha önce. O da oynadı. Şimdi toparladı. Mesela biz ilk geldiğimizde, benim ilk geldiğimde Serkan vardı Konya'dan ve Sinan vardı Belçika'dan. O zaman ben Mert'i aldım ve oynattım. O zaman da bir süre sonra çok hani Uğurcan oynasın. Uğurcan da iyi bir çıkış yaptı. İyi bir kaleci zaten. Oynasın istediler. Çok beklendi. O zaman da Mertcan bizi Avrupa Şampiyonası'na gitmemizde çok büyük katkı yaptı bize. Ama zamanı geldi. O sürede bekleyen bir Uğurcan şimdi geldi. O da iyi oynadı bizde. Az evvel Ali ben de onu söyledim. Yani bazı oyuncular içimizde bekleterek genç oyuncuları takımın havasını yaşayıp ondan sonra gelmesi başarısını daha kolaylaştırabiliyor. Ben öyle baktığımda da Mert'in bunları açtığını, çünkü yaşı itibariyle de tecrübesi itibariyle önde olduğunu ama bu dalgalamada yine etkilendiğini ve toparladığını düşünüyorum. Şimdi Uğurcan iyi yakaladı. Altay da arkadan bir seneye göre, önceye göre Altay çok daha iyi oldu. Hata oranları düştü. İşte bu tecrübe böyle büyük takımda oynuyorsunuz. Ersin'e baktığınız zaman işte benim dönemimde de A takıma gelmişti İdmanlar beraber. İdmanlara çıkıyordu. O da idmanları yapmak, zaman zaman maç oynamak bir süre istiyor, zaman istiyor. Yani bir bitkiyi veya sebzeyi neyse bahçeye ektiğiniz zaman bile hiçbir çiçek de öyledir. Vaktinden evvel büyümez. Zamanı gelince yerini alır. Yani işte ne bileyim ki büyür, çiçeğini verir veya meyvesini verir ama hemen olmaz o iş. Bu işte öyle. Ya, o yüzden beklemesini ve işi yapmasını bilmek lazım. Ben şu andaki Mert'in de bir olgunluğu olduğunu düşünüyorum. Uğurcan da oynayarak bunu sağladığını düşünüyorum. Altay'ın da olduğunu düşünüyorum. Gökhan ikisi hepsinin arasında ama takımda uyumu iyi olan son maçlarda o bir bocalama geçirdi takımla beraber. Buraya da zorlayacak arkadan gelen kalecilerimiz var. Ama şunu istiyorum. Uluslararası alanda iyi oynayacak kaleci olsunlar. Hep kendi hedefleri olsun. Zaten takımlarında da oynadıkları için bunların birçoğu hemen hepsi. Belki de öyle bir kaleci Ümit Milli de. Uluslararası da başarılarını gösterirseler hem uluslararası alanda maçlar oynarlar hem de kendi takımlarına başarı katarlar.